Arkadaşlar merhaba. Her şeyden önce Bodrum'da çalışan gazeteci arkadaşlarımızın hep beraber bu olayın peşine burada olmaları beni çok mutlu etti. Bu olay yıllardır bir şekilde her gazetecinin başına gelen olaylar aslında. Fakat olmamasını istediğimiz olaylar. Dün Fatih'in başına gelen olay Perşembe gününde benim başıma geldi. Fakat ben arkadaşı fazla muhatap almayarak bir şekilde buradan uzaklaştım. Bunlar nasıl oluyor bilmiyorum. Kimden güç alıyorlar? Bir müteahhit olarak Bodrum'da Ağustos ayında kazı yapıp trafiğe tıkayıp insanlara eziyet çektiren bir işlem yapıyorlar. Ve arkasından da bunu çekmek isteyen gazetecileri önlemeye çalışıp darp etmeye çalışıyorlar. Makinasını kırıyorlar. Bunların bir gün son bulmasını istiyorum. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi olarak arkadaşıma geçmiş olsun diyorum. Bundan sonra da inşallah böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için dua ediyorum. Başka şansımız yok çünkü duadan başka. Çünkü her an her şekilde gazeteciler olarak bir şeylerle karşılaşma şansımız çok fazla. Teşekkür ederim. Evet, Can Başkanım. Evet. Şimdi tabii ben bugün burada Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak da bulunsam da gazeteci olduğum için buradayım. Sayın Fatih Bozoğlu kardeşime önce geçmiş olsun diyorum. Gazeteci olmak suçlu anlamına gelmiyor. Biz gazeteciyiz ve tabii ki halkın haber alma özgürlüğünü elbette ki bizler yapmalıyız ki o insanlar da bunu görmeli. Nasıl iyi haberlerde güzel şeyler yapıyorsak elbette ki halkın görmesi gereken kötü konuları da kalem alıp insanlara göstermemiz gerekiyor. Ki kaldı ki şu anda Bodrum gibi dünyaca ünlü bir turizm kentinde şu günlerde böyle bir çalışmanın yapılmış olması bir zuldur Bodrum için. Yani bu dün Sayın Fatih Bozoğlu kardeşime yapılmış olan bu saldırı bütün Bodrum basınına yapılmış olan bir saldırıdır. O nedenle ben bir gazeteci olarak önce yapılan saldırıyı kınıyorum. İnşallah bu olay son olur. Bir daha da böyle bir olayla karşı karşıya gelmeyiz. En azından böyle bir tepkiyi destek vermek anlamıyla ben de bugün buradayım. O nedenle Fatih Bozoğlu kardeşime geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşamayız. Evet, Fatih Bozoğlu bu bölgede darp edilecek şekilde bayağı hırpalandı ve makinesine kırılma noktasına geldi. Biz burada sesimizi yükseltmek zorundayız. Artık susmayacağız. Bodrum basını bir. Bundan sonra her konuşulan lafın karşısında bir sözümüz olacak. Ve Fatih abi, neler yaşadın, neler diyeceksin? Şimdi öncelikle bu sorun bütün herkesin sorunu. Sadece gazetecilerin değil, herkesin sorunu. Dün doktorlara, avukatlara saldıranlar bugün gazetecilere saldırıyorlar. Yarın bir başkasına saldıracaklar. Evde çocuklarını, eşlerini dövecekler. Kadınlara şiddet uygulayacaklar. Bu anlamda çok büyük bir sıkıntı var. Toplumsal bir travma yaşıyoruz. Ve bu nedenle hoşgörünün yok olduğu bir dönemdeyiz. İşte bir tanesi de bana rastladı. Oysa ki ben sadece buradaki trafiğin sıkışıklığını, şu anda görüntülerde de görüyorsun, trafik sıkışıklığını ve yapılan işlemleri yurttaşlara aktarmak için, kamuya bilgi vermek için burada haber yapıyordum. Ama oradaki arkadaşlar nasıl bir gözü dönmüşlükse saldırıp hem görüntü almamı engellediler hem de hakaret ettiler. Ağza alınmayacak hakaret ettiler. Fakat işte gazeteciler hep birlikteyiz. Bütün her yerden bizi izleyenler var. Bodrum Kaymakamı aradı. Bodrum Ticaret Odası Başkanı aradı. Deniz Ticaret Odası Başkanı aradı, parti temsilcileri aradı. Bu sorun sadece bizim sorunumuz değil, herkesin sorunu ve mutlaka bu travmayı atlatıp normalleşmemiz gerekiyor. Önce hoşgörünün öne çıkması gerekiyor ama biz gazeteciler işimizi yapıyoruz. Gazetecilik yapmak suç değildir. Evet, söyleyecek söz olan var mı? Rezan ablacığım, ben tutayım. Şunu söylemek istiyorum, bu kişiler bu cesareti kimden alıyor? Adını koymak lazım. Bu iş Aydem'in işi midir arkadaşlar? Aydem bir firmaya müteahhit olarak tespit etmiş. Onlara yaptırıyorlar. Dolayısıyla birisinin bu işi sahiplenmesi gerekiyor. Herhangi bir vandalca hareket olarak sadece yorumlamayalım. Birileri bu cesareti nereden alıyor? Nasıl bu kadar cesur olabiliyorlar? Bunun sorgulanması gerekir. Bu anlamda da adli mercileri ben kişisel olarak göreve çağırıyorum. Sadece sorunumuz burası değil.
nerede olursa olsun A partisine haber yaptığımızda B partisi A partilisini derler. B partisini yaptığımızda A partilisini derler. Kazayı çekeriz, saldırıya uğrarız. Uyuşturucu bir kaçakçısı adliye çıkar, saldırıya uğrarız ve bunun karşısında hiçbir şekilde hiç kimse sesini çıkarmaz. Biz hep ezilen taraf oluruz ama biz uyuşturucunun kimin sattığını gösteririz. Yolun kimin yolu yanlış yaptığını gösteririz. İyisini de gösteririz, kötüsünü de gösteririz. Ama her zaman iyiyi göstersek de, kötüyü göstersek de nedense kötü her zaman yine basın mensupları oluyor. Özellikle Bodrum basınında bu şekilde dayanışma, gördüğünüz gibi bütün arkadaşlarımız burada ve buna dur diyeceğiz, dur demeye de devam edeceğiz. Evet, söz söylemek isteyen var mı? Uğur abi. Fatih Bozoğlu arkadaşımıza geçmiş olsun diyoruz öncelikle. Ama Rezan Hanım'ın dediği gibi de öncelikle bu gücü nereden alıyorlar bunu bilmemiz gerekiyor. Bir daha bu tür olayların yaşanmaması dileğiyle tekrar geçmiş olsun diyorum. Fatih abi, bir şey söyleyecek misin? Olur. Fatih Bozoğlu kardeşime ve Gündem Haber'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Haber alma hakkı halkındır. Haber verme hakkı basınındır. Geçmiş olsun. Alkışla. Evet abla. Bodrum Gündem olarak bizim sloganımız kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu dünyanın en güzel yeri Bodrum'dan merhabadır. Hayvanların bile birbirine sevgiyle baktığı bir bölgede gün ortasında Bodrum'un merkezinde sadece kamusal alanda, bunun altını çiziyoruz, kamusal alanda işini yapmaya çalışan bir basın mensubuna yapılan saldırı Bodrum'a yapılmış bir saldırıdır. Bizler sizlerin gözü, kulağı, sesiyiz. Ve bu olay gösterdi ki işimizi en doğru biçimde yapıyoruz. Bakkalından başkanına, kaymakamına, milletvekiline kadar bütün Bodrum'da bir kamuoyu oluşuyorsa doğru haber yapıldığı için, sizlerin sesi olduğu için sizler arkamızda duruyorsanız ve sizler doğru haber alma hakkını savunduğunuz sürece bizler güçlüyüz. Bizler sadece bu kadar değiliz. Bu olaya sahip çıkan insanlar kadar güçlüyüz. Haber hakkını almaya savunan insanlar kadar güçlüyüz. Sizlerin gücü bizlerin gücü. Lütfen sizler bu zulme karşı, bu çılgınlığa karşı bir dur deyin. Buradaki her basın mensubu, Bodrum'da görev yapan her basın mensubu sizin sesiniz olacaktır. Bunu unutmayın. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Abi bir alkış çalalım, protesto alkışı. Bundan sonra daha güçlü geleceğiz. Daha güçlü geleceğiz. Unutmayın, Bodrum kedilerin ve köpeklerin bile arkadaş olduğu bir yerdir. Lütfen barışçıl olalım, hoşgörülü olalım. O zaman her şey çok güzel olacak.